HL TV ve ESL dün akşam dünya sıralaması değişikliği yaptı ve Eternal Fire an itibariyle Space Soldiers'ın rekorunu kırdı. Space Soldiers zamanında HL TV sıralamasında 12. sıraya kadar yükselmişti ve bu Türk takımlarının CSGO'da ulaşabildiği en yüksek sıralamaydı. Eternal Fire da son dönem 2 final üst üste oynayarak iyi bir başarı elde etti ve hem ESL hem de HL TV sıralamasında üst sıralara yerleşebildi. HL TV'de 11. sıraya yükseldik ve bu Türk takımları için rekor sıralama. Umarım bu başarı istikrarı devam eder ve Major'da finale kadar çıkabiliriz diyelim. ESL sıralamasında da 14. sıraya yerleşmişiz. Asıl önemli olan HL TV değil ESL sıralaması. Çünkü çoğu organizasyon şu anlık ESL dünya sıralamasına bakıp davet ediyor takımları. 2025'ten sonra da Valve'in bölgesel sıralamasına bakılacak ama şu anlık sadece Major için önemli bu Valve sıralaması. Zaten başarılı olduğumuz sürece bütün sıralamalarda üstlere yerleşiriz. Onda sıkıntı yok. Geçen günde EF ESL Challenger turnuvasında finale kaldı ve finalde Monte 2-0 yenildi. Aslında alkış hak eden bir mücadele ortaya koyduk. Çünkü öğlen vakitlerinde B grubunun birincisi MIBR'e karşı mücadele ettik ve çok uzun süren bir maçtan galip geldik. MIBR maçından yaklaşık 1-1,5 saat sonra da Monte'ye karşı oynadık. Biraz diş göstersek de yenemedik maalesef Monte'yi. Böylece ESL Pro Lig'e katılma hakkı ve 50 bin doların sahibi Monte oldu. Bir haftada 2 final kaybetmiş olsak da bunda kahrolacak bir durum yok. Çünkü takım ciddi anlamda potansiyelini ortaya koymaya başladı. Bu da bizim STR turnuvalara davet edilme şansımızı artırır. Özellikle de Monte'yi yenildiğimiz için üzülsem de finalde Monte'yle oynadığımız için de bir o kadar sevindim. Çünkü Pro Lig'e davet edilecekler arasında 4 takım ESL dünya sıralamasında olacak. Sıralamaya baktığımızda bizim önümüzde olan ve Pro Lig'de olmayan 3 takım var. Yani eğer davet edilme zamanında sıralama bu şekilde olursa ESL Pro Lig'e direkt olarak gidebileceğiz. Ama puan olarak bize çok yakın bir takım var, o da Bad Boom. Önümüzdeki turnuvalarda da ilk 3'e 4'e girmek şart oldu gibi. Şimdi gelelim pas severleri heyecanlandıracak habere. Tevekkil CS, Esport Times ve Esport Kolik geçtiğimiz günlerde bir haber paylaştı. Bu haber yeni bir CS2 kadrosu ile ilgili. Ve paylaştıklarına göre bu kadroda Paz, Soulfly, Sensei, Maze ve Heartstyle bulunuyor. Bu kadroya Imor eklense neredeyse eski Sangal takımı olacakmış. Bu haberlerin gerçekliğini bilmiyoruz ama muhtemelen Heartstyle bu tarz bir kadro kurmak istemiştir ve çalışmalara başlamıştır. Ki en çok istediğim şeylerden biri de EF'ye kafa tutabilecek bir Türk takımı. Özellikle CS2 çıkmadan önce Fireflux'ın sahibi Anlos'ta bir takım kurmak istediklerini falan dile getirmişti. İyi ve potansiyelli takımlar kurulabilirse hem Türk takımları için bir mücadele kaynağı doğmuş olur hem de Türk CS'sine bir kademe atlamış oluruz. CS'yi yıllardır takip ederim ve oyunun hiçbir döneminde sahneyi domine eden iki Türk takımı olmadı. Belki birbirine rakip olabilen Dark Passage Space Soldiers ya da Sangal 9 gibi takımlar vardı ama onlar da o zamanın Avrupa seviyesine uzaktı. En çok yaklaşabilen Space Soldiers şimdi de EF oldu. Major ya da STR turnuvalara iki Türk takımı gitse biz de izleyebilsek keşke. Tabi şimdilik bu biraz hayal gibi görünüyor. Ayrıca şu anki Sangal Türk takımı olsa da oyuncu oluşumunun Türklerden kurulu olmasından bahsediyorum. Beni yanlış anlamayın. Sangal'ı da gönülden destekliyorum ve başarılı olmasını istiyorum, orası ayrı. Sangal'dan bahsediyorken kadroya X-Flood ve Ganginyo'yu kattı. Bir önceki haberde X-Flood gözlerim aramıştı ve neden yok diye düşünmüştüm. Demek ki sebebi buymuş. İyi bir support oyuncusu, belki Sangal için aranan kandır. İzleyip göreceğiz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. CS ile ilgili haberleri kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı unutmayın. Ayrıca yorum yaparsanız da çok sevinirim. Gelecek videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.